Neden kadınlar erkekte kalça sever? Yani yemeğin salçalısı erkeğin kalçalısı mı? Evet. <laughs> Tezahüratlar. Neden ama neden ve nasıl kalça? Hani şimdi kalça var kalça var. Hani nasıl mı seviyorlar neden seviyorlar hepsini tek tek anlatacağım. Arkadaşlar ince işler Klanı'nda hepiniz hoş geldiniz. Ben Özgür Uysal. Size işte ve okulda öğretilmeyen her şeyi öğretmeye an içmiş gibi devam ediyorum. Israr ediyorum. Niye? Çünkü sizi hayata ve yatağa hazırlıyoruz. Şimdi bugün size yine çok fazla konuşulan ya niye böyledir sensei diye alta böyle defalarca yorum yapılan bir konuyu araştırdık. Şimdi biz insan olarak belli uzuvlara değil yani işte kola, bacağa, burna, kalçaya, göğüse direkt yani bir uzva değil de o uzvun vücudun içerisinde nasıl bir harmonide durduğuna, nasıl kıvrımlarının olduğuna vücudun geneliyle birlikte nasıl bir bütünlük oluşturduğuna dikkat ediyoruz aslında. Şimdi birincisinden başlıyorum. Yani kalça seviyorlar ama nasıl kalça seviyor bu kadınlar? Bir, kıvrım seviyorlar arkadaşlar. Yani sizin kalçanızın ne kadar böyle büyük olduğu, ne kadar böyle kalçalı kalçalı olduğunuz değil de bu kalçanızın vücudunuzla nasıl bir altın oran yaptığı önemli aslında. Yani sizin kalçanız böyle gayet güzel, derli toplu, toparlak ama böyle yanınızda simitler, koca bir göbeğiniz var ve kalçanız bir kıvrım oluşturmuyorsa o zaman kadınların hoşuna gitmiyor. Eğer ki omuzlarınızla kalçanız ve beliniz arasında böyle bir ince belli çay bardağı kıvamı yoksa o zaman kadınların yeterince hoşuna gitmiyor arkadaşlar. Çünkü aslında bizim gözümüz doğrudan kalçaya değil az önce söylediğim gibi onların birbiriyle olan orantısına bakıyor. Nasıl ağzım sonuna anlatıyorum ya. Bu nasıl bir şevk ya. Böyle bir kalça <laughs> Bu erkekler için de geçerli bu arada. Yani birebir bunun aynısı erkeklerde geçerli. Kadının da yine kalçasına biz dikkat ediyoruz. Hatta kalça mı meme mi bu dünyada hiç bitmeyen bir tartışmadır. Ama işte burada önemli olan kıvrımlar. Yani birbirine bölündüklerinde ne kadar altın orana yaklaştıklarıdır. UCLA'den Keris Johnson, Doktor Keris Johnson. Kalçalara çok meraklı olan bu doktorumuz <laughs> niye araştırma yaptığını bilmiyoruz ama şunu tespit etmiş ki... Keriz <laughs> Johnson da ya. Keriz Johnson da ya. <gülüyor> <gülüyor> Dur bir dakika. Ya Keriz gibi oldu değil mi? Keriz <laughs> Johnson. Dur. UCLA'den Keriz Johnson. Doktor Keriz Johnson. Kalça uzmanı diyebilir miyiz kendisine bilmiyorum. Ama kadınlar tarafından en çekici bulunan vücut tipinin yüzücülere ait olduğunu saptamış. Yani omuzlar geniş, kalça sıkı. Ceviz kırmalık. Sıkı. Ben bu konuyu büyük bir şekilde anlatıyorum ya. Heyecanlanmışım ben bu konuya. Gelelim ikincisine arkadaşlar. Sıkılık. Az önce söylediğim gibi. Yani kalçanın kare olması. Her birinin bir dik açıyla geliyor olması hiç çekici değil kadınlar için. Sıkı olması. Böyle toparlak olması kadınlara daha çekici geliyor. Yani birincisi kıvrım. ikincisi sıkı olması. Neden peki sıkılık önemli? Çünkü sıkı olan bir kalça kadına bu adam Atletik imajı veriyor. Bu adam atletik imajı antropolojik olarak ne mesajı veriyor? Ben bununla birlikte hayatta kalabilirim. Bu benim ailemi, çocuğumu hayatta bırakabilir. Ben bununla beraber güvendeyim. Yani bu insan atletik kendine özen gösteriyor ve aynı zamanda da kaslı. O yüzden de ben bununla bir aile kurabilirim imajı veriyor. O yüzden sıkılık önemli. Yani ceviz kırmaya ihtiyacımız yok. Önemli olan mesaj olarak benimle güvendesin ben atletiyim imajını vermek. Gelelim üçüncüsüne. Şimdi kalçanın böyle bir mermer gibi yerinde durmasındansa araştırma yapıldığında kadınlar hareketinin daha çekici olduğunu. Yani hareket ederken kalçanın o hareketin kadınlara çekici geldiğini söylemişler. Evet. Evet diye bağırdılar teza. Burada bir sürü kadın olsaydı ne güzel böyle uuuu falan öyle bir şey istiyor değil mi? Öyle bir heyecanla anlatıyorum çünkü. Yani arkadaşlar, sıkılık, kıvrımlar güzel ama hareket ederken de yani kırıtın demiyorum da yani hareket ederken hatlarınızı öne çıkartan kıyafetler daha çekici geliyor. Onun için üniforma kadınlar için her zaman çekicidir. Çünkü üniforma yerli yerinde derli toplu tutar, hareketleri de güzel gösterir. Onun için o koskoca kriptondan gelen süper kahramanlara bile kıçını böyle saran Tight'lar giydiriyorlar. <laughs> Yoksa adam gelmiş kriptondan umursa mı lan? Ne giyecek lan adam? O, oradaki kadın yolunu yapmaya gelmiş o. Süpermen. <gülüyor> 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 o belli ki yolunu yapmaya gelmiş. Lan kim tight giyer dünyayı kurtarayım Bir de giyeceksin. Lan. Hem tight giyer dünya kurtarılır mı? Efendim gibi efil efil şort giyersin. <laughs> ya da zaten kriptondan gelmişsin böyle... Böyle dümdüz girersin konuya yani neyden çekineceğim ama? da giydiriyorlar. Niye? Çünkü kadınlar onu işte o Kaptan Amerika, o böyle Superman onun için öyle taytlar giydiriyorlar. Çünkü hareketi güzel gösteriyor kalçada. Kadınlar da bundan tarih olduklarını söylemişler. Hocam pardon Hı. ya. Baletlerde de var. O. Baletler baletlerde var değil mi? Evet. evet. Yani bizim çağımızın süper kahramanları diyebiliriz. <laughs> Tabii yani söylüyorsun bunları da şimdi bütün bizim izleyiciler çıkıp taytla gezmeye çıkmışlar sokağa. Abi götüne güvenen çıkar tam anlamıyla. Yani götüne güvenen taytı giyer. Nasıl baletler giyiyor? Ya baletlerin de o hareketleri aslında yani Burcu'nun da söylediği gibi hareketler aslında bize seksi geliyor. Dolayısıyla hani sizin kalçanızın sıkılığı ve kıvrımı ve omuzlarınızla orantısı kadar hareket ederken ki kadınlara verdiği imaj da çok önemli. Şimdi bunun için siz tayt giymeseniz bile, sokakta taytla gezmeseniz bile iç çamaşırınızı ona göre tercih edebilirsiniz. Bir araştırma yapmışlar ve kadınlar boxer'ın slipton'a göre çok daha az tahrik edici olduğunu söylemişler. Çünkü boxer ne yapıyor? Boxer böyle dümdüz iniyor aşağıya. Kıçı böyle kare yapıyor. Ama böyle daha derli toplu, tam böyle Zeki Müren gibi slip değil de yani hani şimdi modern o işte Calvin Klein gibi falan mayoların daha çekici geliyor olmasının sebebi hem kıvrımları hem hareket sırasındaki o işte tahrik edici unsurları hem de sıkılığı ortaya çıkartması. Yani eğer ki slipton burada hocamın da söylediği gibi özellikle de belirtmiş. Yani belirtme <laughs> ihtiyacı hissetmiş. Hani bu bir boxer değil anlamında. Boxer rahat olabilir. Efil efil oh böyle da alttan üfürüyor olabilir. Ama slipton her zaman kadınlara daha çekici geliyor. Bunu da bir kenara yazalım lütfen. Şimdi gelelim biz neden elleniyoruz? Kadınlar erkeklerin kalçasını ellemenin en çok hoşuna giden tarafın Erkeklerin bu yapıldığında utanmaları olduğunu söylemişler. Hocam da böyle sallıyor. Çünkü biz alışkın olmadığımız için böyle sıkıldı mı şey oldu mu bir böyle bir ne yapıyorsunuz lan hani ne oluyor hani bize kodlu bir şey değil. İşte bu utanmanın bu çekinmenin kadınlara çekici geldiğini gösteren araştırmalar var. Yani hani çok şaşırmasanız da şey yapabilirsiniz hani utanmış gibi. Hani çok yollu gibi yapmayın yani hani sanki günde böyle herkes... Gelen geçen elliyormuş gibi ya ne var ya işte 50 filan diye. Yani böyle bir ah filan. <laughs> nasıl <gülüyor> taktik lan bu? <laughs> yani o yüzden siz elliyebilirler, ellemekten hoşlanıyorlar. Sizin de biraz utanmanız hoşuna gidiyor kadınların. Bunu da dipnot olarak alta ekleyelim. Şimdi gelelim nasıl gelişir. Bunun belli yöntemleri var. Birincisi squat biliyorsunuz. Squat. İkincisi de lunge. Lunge dediğimiz şu. Bir öne doğru. Tamam o anladılar ama oradan bence böyle öne doğru adım atıyormuş gibi eğiliyorsun, çıkıyorsun. Bir de bunun tersi var, tersini de yapıyorsun. Öne yapıyorsun, tersini yapıyorsun. Ebru Şallı'yla ile <laughs> Merdiven çıksan kesmiyor. İniyorsun, merdiven çıksan keser, dizlerine zarar olabilir. O yüzden hani her an bunu antrenman gibi yapmak önemli, her an yapmak değil ama squat ve lunge gibi egzersizler kalçayı böyle güzel derleyip toplar. Ama sadece kalçaya yüklenmek önemli değil. Anladınız ki omuzlarınızda orantısı sıkılı ve de hareket ederken hatlarınızı ortaya çıkartması kadınlar tarafından sevilen kalçanın Atası. Lütfen bizi beğenip paylaşmayı unutmayın. Hiçbir yerde bulamayacağınız bu bilgileri sizin için <laughs> özenle araştırıyoruz. <laughs> Ulan kim araştırır? Kadınlar neden kalça sever diye. Valla gerçekten yorumlarınız çok önemli. Lütfen bizi takdir ediniz. Seviniz. Sayınız yorumlarda da bunları belirtiniz. Eğer ki çok beğendiyseniz katıl butonuna tıklayıp üyelere özel avantajlardan faydalanabilirsiniz. Burcu ile beraber yapmış olduğumuz o hem kendi hayatımızdan hem de bu konular hakkındaki düşüncelerimizden böyle anekdotlar verdiğimiz videolarda devam ediyor. Üye olursanız onları da izleyebilirsiniz. Ben Özgür Uysal. Dersiniz bitmiştir arkadaşlar. Bu işler ince işler. Sevgiler.